Ne yani? Annem benim yüzümden mi öldürüldü? Siz annenizi üvey babanızın öldürdüğüne inanıyor musunuz peki? Ya da Sedat Kutlu'nun vasiyetnamesinin açılmasından hemen birkaç gün önce ikinizin silahlı saldırıya uğraması normal bir şey mi sizce? Size karşı acımasız davrandığımı ya da başka hesaplar yüzünden burada olduğumu düşünebilirsiniz. Bütün bu durumlar cinayette Kutlu ailesinin karışmış olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Tabii ki bizzat Kutlu ailesinden biri tetiği çekti diyemiyorum size. Ama tetiği çeken birini kiralayabilecek güçleri ve nedenleri olduğunu söylüyorum. O zaman polise gidin. Niye hala benimle vakit kaybediyorsunuz? Ben bunu yapamam İpek Hanım. Kanaatimce sizin yapmanız da durumu değiştirmez. Kutlu ailesi minareyi çalmışsa çok önceden kılıfını da hazırlamıştır. Üvey babanızın cinayetle ilişkilendirilmesi yanlış düşünmediğimi gösteriyor. Eğer Kutlu ailesine katılırsanız bir ihtimal annenizin katiline ulaşabilirsiniz. Sadece mirası kabul etmeniz bile aile için büyük bir ceza olacaktır. İnanın bana. Umarım kendiniz için en doğru kararı verirsiniz. Burak teneffüste bir arkadaşıyla kavga edip yumruklaşmış. Çocuğun bir şeyi yok ama doğal olarak annesi şikayetçi oldu. Ben de bu konuyu konuşmak üzere sizi çağırdım. Anlıyorum. Ben Burak'ın kulağını çekerim, merak etmeyin. Sorun Burak'ı uyarmakta bitmeyebilir Cüneyt Bey. Nasıl yani? Ne demek istiyorsunuz? Eşinizden yeni ayrıldığınızı biliyorum. Burak'ın bu yaramazlıklarının temelinde anne babasının boşanmış olması yatmıyor mu sizce? Öneriniz ne peki? Eski eşimle tekrar mı evleneyim? Hayatınıza nasıl yön vereceğini söylemek benim haddime düşmez Cüneyt Bey. Ama Burak'ın bu dönemi daha rahat atlatabilmesi için baba olarak daha fazla çaba göstermelisiniz. Tavsiyeleriniz için teşekkürler Müdür Bey. Dediğim gibi Burak'la bu meseleyi konuşacağım. İyi günler. İyi günler. Bir şey söylemeyecek misin? Ne gibi bir şey? Kızmayacak mısın? Şimdilik kızmayacağım. Ama bunu adet haline getirip her sorununu kavgayla çözmeye çalışırsan işte o zaman karşında beni bulursun Yeniçeri. Anlaştık mı? Burak. Oğlum ne oldu sana? Bir şey olmadı yani. Nasıl bir şey olmadı oğlum? Cüneyt bu çocuğun hali ne? Gördüğün gibi gayet iyi durumda. Burak'cığım sen arkadaşlarının yanına git, ben de geliyorum, tamam? Olayı basitleştirmeye çalışma. Müdür Bey telefonda her şeyi anlattı. Ne yapacağım biliyor musun? Bu hafta mahkemeye başvurup Burak'ın haftada iki gün sende kalmasına itiraz edeceğim. Ayrıca bundan sonra okula onu senin götürüp getirmeni de istemiyorum. Böyle bir şeye hakkın yok eşim. Her şeye hakkı var. Sorumluluk sahibi baba olsaydın kimse bu kadar üzülmezdi. Senin fikrini sormadım. Belki de sormalısın. Babayım demek de baba olunmuyor Cüneyt Efendi. Lan şimdi senin var ya. Cüneyt! Ne yapıyorsun? Burak'ın kimi örnek aldı şimdi belli oldu. Biraz izin verir misin Çetin? Önce Kutlu ailesinin verdiği zenginliği elinin tersiyle ittin, ailemizi dağıttın. Şimdi de lokanta köşelerinde sürünürken oğlumuzu kendine benzetmeye çalışıyorsun. Buna izin vermem Cüneyt. Vermeyeceğim.
Burak, hadi eve gidiyoruz. Ne dersin Nadir? Sence Cüneyt teklifimi kabul edecek mi? Ben bugünlerde torununuz Burak'la daha yakından ilgilenmenizi tavsiye ederim. Neden? Torununuzu kendinize bağlarsanız Cüneyt'i ikna daha kolay olur. Anne, gözlerin yorulmadı mı hala? Bütün gün elinde şu bulmacalar. Ne yapayım kızım, ben de bunlarla oyalanıyorum işte. Cüneyt'le yalnız konuşursam daha iyi olur Nadir. Peki Cavidan Hanım. Merhaba Salih. Hoş geldin. Cüneyt yok mu? Gelir birazdan. Kaç sene oldu görüşmeyeli? Bilmem. Saymadım. Yıllarca seni babam bildim. Niye bana yalan söyledin? Anan. Anan söylemeyelim dedi. Sedat Kutlu'nun kızı olduğum doğru yani. Doğru.
ama dinim hakkı için ananı ben öldürmedim. Birileri suçu bana atıyor. İpek, bak, bana yardım et. Beni buradan ancak sen çıkarabilirsin. Yıllarca ben senin babanım dedin. Yalan söyledin. Şimdi neden inanayım sana? İnanmak zorundasın. Ben yapmadım diyorum. Ben sana nasıl kıyarım İpek? Anacığına nasıl kıyarım? Ben o gün sizin eve gittim, ne de ananı gördüm. Her zamanki gibi evde sızmışım. Gece yarısına doğru polisler gelip götürdü beni. Annemin kanını senin ayakkabılarına bulmuşlar. Yalan. Göğsünden çıkarılan kurşunun senin tabancana atıldığı da mı yalan? Hepsi yalan İpek. Vallahi yalan, billahi yalan. Hayır, istemiyorum. Ben o aileden de, holdingden de Sedat Kutlu ve Tarık'ın pislikleri yüzünden ayrıldım. Şimdi sen istiyorsun diye geri dönemem. Sedat Kutlu artık yok Cüneyt. Holdingi Tarık'la beraber yöneteceğim. Eğer kabul edip beni yönetim kurulunda temsil edersen beraberce holdingi düze çıkartabiliriz. Beni ilgilendirmiyor. Sen olmadan Tarık'la başa çıkamam. Maliye ve polis hala tepemizde. Tarık'ın çevirdiği illegal işler ortaya çıkacak diye ödüm kopuyor. Ben bunların üzerine giderken neredeydin? Sedat hayattaydı. Elim kolum bağlanmıştı. Ama şimdi fırsatımız var. İlgilenmiyorum. Yine de bir düşün. Bunu senden annen olarak istiyorum. Allah'a ısmarladık Salih. Güle güle. Ha, yarın Burak'ı da al bize gel. Aile fotoğrafı çektireceğiz. Şirkete gelirsiniz diye düşündüm ama ortalarda yoktunuz anne. Ne zaman işbaşı yapmayı planlıyorsunuz? Lütfen. Sofrada bari işmiş konuşmayalım Tarık. Ne zaman geleceğimi bilirim ben, merak etme. Annem çalışkan kadındır. Tembellik kitabını da yazmaz biliyorsun. Kitap demişken, senin yeni psikoloji kitabın ne durumda Aziz? Yazıyor musun? Ufak ufak başladım aslında ama araştırmam gereken daha çok konu var. Bırak ya. Kitap mitap, yalan işler bunlar. Gel benimle çalış diyorum ama dinleyen kim? Kendi mesleğimi yapmak istiyorum diye sana 1000 kere söyledim. Sen de beni dinlemiyorsun. Aziz. Dur orada, dur. Gel bakayım buraya. Ben sana odandan çıkmayacaksın demedim mi? Nereden giriyorsun sen? Bahçeye hava almaya çıkmıştım. Yapma ya. Hı-hı. Sen bahçeye böyle makyaj yapıp pul koysun falan mı çıkıyorsun? Neden bu evde benim sözüm dinlenmiyor? Ben size bu kız odasından çıkmayacak demedim mi anne? Serap? Abartıyorsun ama artık Tarık. Evet aynı. Kız bir hata yapmış, olmuş bitmiş. Uzatmanın ne alemi var? Ne alemi mi var? Ben sadece babamın bana dediklerini uyguluyorum. Adamın yasını bile doğru düzgün tutmadınız be. Bari vasiyetine saygı gösterin. Gel Melek'e. Otur.
nasıl yaşatıyor ya? Kaçıp gideceğim bir gün bu evden. Tamam, sinirlenme artık hadi. Hanımlar, size afiyet olsun. Benim biraz çalışmam lazım. Benim taraftayım. Babaanne. Efendim? Bana biraz para lazım. Parti yapacağım. Ne kadar lazım? Yani 50.000'cik falan. Hallederiz. Bak hiç mazeret istemiyorum ama sen de geleceksin partiye, tamam mı? Tamam, bakarız. Dayanamıyorum zöre. Nurten teyzenin eşyaları adli tıptan teslim ettiler. Sana veremedim. Kolyesi nerede? Kolyesi mi? Boyundan çıkarmadı kolye. Onu vermediler mi? Yani bu kadardı. Basit bir kolyeyi ne yapsın ki? Kim? Baban mı? O benim babam değilmiş. Gel. Hakkı Bey geldiler efendim. Al içeri. Hakkı. Umarım bana iyi haberlerle gelmişsindir. Kız bir ilkokulda öğretmenlik yapıyor. Çalıştığı okula yeni tayin olmuş. Kızın kariyerini sormadım Hakkı. Miras meselesi ne oldu onu söyle. Maalesef anlaşmaya yanaşmıyor Tarık Bey. Ne demek yanaşmıyor? Kızın annesiyle falan konuşmadın mı? Annesi geçen yıl vefat etmiş. Kız da Nuh diyor, peygamber demiyor. Peki ona 5 milyon dolar önerdiğimizi söyledin mi? Söyledim tabii. Ama Sedat Kutlu'nun mirasının yanında 5 milyonun lafı olmaz dedi. Haklı da. Haklı olma babamı seni ilgilendirmiyor. Ben sana git bu işi hallet dedim. Sen karşıma geçmiş bana kızı savunuyorsun. 15 dakika içinde istifanı yaz ve masama koy. Dur bakalım Tarık. O kadar da değil. Artık kapı mı dinliyorsun anne? Bahar'ın maşallah bütün evde çınlıyor. Hakkı hiç değilse 30 senedir avukatımız. Babanın vasiyetinden de emiriyorsun ama onun bize en büyük emanetini kovmaktan da geri kalmıyorsun, öyle mi? Bana ihtiyacınız olursa dışarıdayım Tarık Bey. Anne bak, ikimiz de bu İpek denen kızın ailemizin sırtında habis buğur olduğunu biliyoruz. Kızdan kurtulmayı en az senin kadar ben de istiyorum. O zaman izin ver de bu işi kendi yöntemlerimle halledeyim. Senin yöntemlerin bu aileyi uçuruma sürüklüyor. Buna göz yumamam. Artık dizginlerin bir ucunu da bana vermenin zamanı geldi Tarık.
Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım İpek. Umarım bir aptallık etmez, miras kabul edersin. Annemi düşündükçe bu servetin Kaan'a bir servet olduğu geliyor aklıma. Galiba kabul etmeyeceğim. Ne diyorsun sen İpek? Çıldırdın mı? Yaptıkları yanlarına mı kalacak o ailenin? Bunu mu istiyorsun yani? Hayır ama... Aması falan yok İpek. Kendin için değil, annen için yapacaksın bunu. Yarın mutlaka avukatla konuşup miras kabul ettiğini söyleyeceksin. Tamam mı? Ne yaptın Hakkı, anlat bakalım. Tembih ettiğiniz gibi kızla konuştum. Ve mirası almasından mutluluk duyacağımızı söyledim. Kabul etti mi? Tabii ki. Hukuki işlemler biter bitmez aramıza katılacak. Ya anası? Annesi bir yıl önce vefat etmiş. İyi. Vasiyet açıklandığından beri kızı istemiyormuşum gibi rol yapmaktan bıkmıştım zaten. Teyme oyunculara taş çıkardınız. Ama planınızın çok riskli olduğunu da sakın unutmayın. Biliyorum Hakkı. Kıza şirin görünüp yanıma çekmem lazım. Şirkette Tarık'a üstünlük kurmam için İpek'in hisselerinin kontrolü mutlaka bende olmalı. Bunun işte kolay olmayacağının farkındasınız herhalde. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış. Seni bile benden yana olmaya ikna ettikten sonra. İkna değil. Sadece yıllar önce bana yaptığınız bir iyiliği kullandınız. O iyilik sayesinde barodan atılmadığını unutma lütfen. Siz hatırlattığınız sürece nasıl unutabilirim? Manzarayı değiştir. Sırası mı mehtabın yıldız yağmurunun? Bu gece yalnızım. Onlar gelmeyecek. Sapa bir yerindeyim umutsuzluğum. Hava soğuk olmalı. Ağaçlar bütün duman. Eğer bulabilirsen ölü bir kar getir. Beyazlığı kalın bir su gibi uzayan. Bu gece yalnızım. Onlar gelmeyecek. Batan bu köhne şilepte ne işleri var? Atilla İlhan. Ya. Diyorum ki beni düşünme. Bu dükkan nasıl olsa döner. Geleceğini sağlam bir kasaba bağlamalısın. Annenin teklifini kabul et. Benim hayatımdan bir şikayetim yok baba. Şimdilik öyle. Ama benim yaşıma gelince Burak'a bakıp da ah keşke demeni istemem. Oğlun için iyi bir gelecek kurmalısın. İyi bir gelecek için illa para mı lazım? Hayatta bazen bazı kapıları kırmadan açabilmek için lazım be evlat. Belki de yaptığım yanlışların bedelini ödetiyordur hayat bana. Belki de. Ama o bedel ödendiğinde hayattan alacaklı olabilmek için annenin teklifini kabul etmelisin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleneksel aile fotoğrafımızı çekmeyi kabul etmeniz büyük incelik Ege Bey. Rica ederim, benim için büyük bir zevk. Siz ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Hazırlıklarımızı tamamlar tamamlamaz başlayabiliriz. Kızım, misafirimize içecek bir şeyler ikram edin. Ben hazırım. Çıkabiliriz. Mirası kabul edip aileye katılmakla en doğru kararı verdiniz. Gergin görünüyorsunuz.
Nasıl sakin olmamı bekliyorsunuz? Ben o eve annemin katilini bulma umuduyla gidiyorum. Haklısınız. Ama artık siz o ailenin bir ferdisiniz. Ve amacınıza ulaşabilmeniz için bundan sonra çok daha sabırlı ve soğukkanlı olmanızı tavsiye edeceğim. Benim hakkımda ne biliyorlar? Çok fazla bir şey değil. Mirası almakta hevesli olduğunuzu ve annenizin geçen yıl öldüğünü söyledim onlara. Yalan söylediniz yani. Sizin için en doğru olan şeyi yaptım. Buyurun. Nedir bu? Aile bireyleri hakkında birkaç bilgi lazım olabileceğini düşündüm. Şu andan itibaren Arslan'ın inine giriyorsunuz. Burak, hani biz benim torunum. Şeref, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Burak, hoş geldin. Oğlum, hoş bulduk desene amcanın. Hoş bulduk amca. Oh amcam, gel. Hoş geldin. Burakcığım, beni hiç görmüyorsun. Gel, ben de böyle konuşalım. Nasılsın? İç küresinden öncece. O ne demek ya? Bugün hep beraber fotoğraf çektireceğiz Burakcığım. Ama önce sana bir sürprizim var. Hadi gel benimle. Bu senin. Gerçekten mi? Hadi bin, ne duruyorsun? Teşekkürler babaanne. Radyosu da var. Gerçekten mi? Harika değil mi? Sesli çıkartıyorum. Evet. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımı zannetme. Aa, ne var? Torunuma hediye almak da mı yasak? Vay vay vay. Kimler gelmiş? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o? Mirastan pay alamayınca aile fotoğrafına girmeye mi karar verdin? Hayır, ama senin ucubeliklerini kaçırmak istemedim. Ne gibi? Bilmem. Belki bir aslan getirip fotoğraf karesine yerleştirmek istersin diye düşündüm. Vay be. Güzel fikirmiş, bak hiç aklıma gelmedi. Sende olmayan özellikleri temsil ederdi. Tarık, seni bekliyoruz abi, hadi. Güç ve cesaret gibi. Buraya mı oturuyorsun? Lütfen. Cüneyt, ne duruyorsun orada, gelsene. Öyle iyi. Evet, hazırsak çekime başlıyorum. Evet, birazcık sonra alabilirim. Ne kadar Hakkı Bey mirası kabul ettiğinizi söylemiş olsa da sizi bugün burada görmek hepimiz için sürpriz oldu.
Bana siz diye hitap etmenize gerek yok. İpek diyebilirsiniz. Ne de olsa ben de artık bu aileden sayılırım. Öyle değil mi? Elbette. İpek. Anladığım kadarıyla aynı zamanda Burak'ın öğretmenisin. Evet. Cüneyt Bey'le de bu vesileyle tanışıyoruz. Ama sizin oğlunuz olduğunu bilmiyordum. Enteresan bir tesadüf. Yine de ailemizi tanımak adına fena bir başlangıç sayılmaz. Bir dakika anne. Bence bu kadar tanışma yeter. Artık asıl meseleye gelelim. Değil mi? Adın soyadın ne senin? İpek. İpek Beyaz. İpek Beyaz. Bak İpek Beyaz. Sedat Kutlu'nun kanını taşıyor ama senin bir Kutlu olduğunu göstermez. Anladığım kadarıyla Hakkı senin varlığından duyduğumuz rahatsızlığı sana tam olarak anlatamamış. Ama elimde bunu anlatacak çok güzel bir şey var. Sana tam 20 milyon veriyorum. Şimdi al bunu. Yavaş yavaş git. Sen de ben de hayatımıza kaldığımız yerden mutlu bir şekilde devam edelim. Şaka yapıyorsunuz galiba. Bana teklif edeceğiniz hiçbir meblağ sevgili babam Sedat Kutlu'nun bana bıraktığı mirasla karşılaştırılamaz. Öyle değil mi? Sakın. Bir daha benim babamın adını ağzına alma. Sen istesen de, istemesen de bu böyle Tarık Efendi. Senin bu a**yı savunmandan belli. Allah bilir yatıyorsunuzdur siz. Allah ikinizin de cezasını versin. Bu mu rahmetliye saygınız? Bu mu aile şerefimizi korumak? Ayça. Ayça. İpeği al. Kalacağı odayı göster. Demek aile şerefimizi böyle koruyorsun anne. Hadi. Burası eskiden Cüneyt Bey'in odasıydı. Siz çok kalacak mısınız? Anlamadım. Rahmetli Sedat Bey'in kızıymışsınız ama yine de sorayım dedim. Hani belki arada bir gelirsiniz. Hayır, bundan sonra bu evde yaşayacağım. Ya. İyi bari. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Vınmay kuşlar son viraj önüne giriyor sayın seyirciler. Burak yürü gidiyoruz. Ya nereye? Daha yeni geldik. Hadi yürü gidiyoruz Burak hadi. Cüneyt oğlum dur. Burak yavrum hadi sen arabanla dolanmaya devam et. Böyle bırakıp gitme lütfen. Lokantaya geldiğinde niye İpek'ten bahsetmedin hiç? Kızın mirası kabul edip etmeyeceğini bilmiyordum. Kesinleşmeden söylemek istemedim sana. Yine neyin peşindesin anne? Hiçbir şeyin peşinde değilim Cüneyt. Tek istediğim senin bu ailenin içinde çoktan hak ettiğin yeri almam. Tarık'ın oturduğu koltukta artık sen oturmazsın. İstemiyorum. İstemiyorum anlamıyor musun? Holdinge de gelmek istemiyorum. Pis işlerinize de bulaşmak istemiyorum. Kaç kere söyleyeceğim anne? Anlamıyor musun? Niye nefret ediyorsun benden bu kadar? Ne yaptım sana ben? Anne yapma şunu. Yaparım.
Annenim ben senin. Oğlumsun diye sana geldim, yardım istedim. Sense baban gibi sırtını dönüp gidiyorsun. Peki, teklifini düşüneceğim, tamam. Oğlum. Ah, beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Düşüneceğim dedim anne. Başını nasıl büyük bir belaya soktuğunu farkında mısın? Zengin bir kız olmanın nesi bela? Hadi ama İpek. İkimiz de annenin ölümüyle miras arasında bir bağ kurduğunu biliyoruz. Evet, kurdum. Ve şunu bil ki... annemin katilini bulmadan bu evden gitmeyeceğim. Eğer bu seni rahatsız edecekse... Beni değil ama diğer herkesi rahatsız edeceğin kesin. Bak... sözümü dinle. Sana verilen mirası al ve git. Gidemem. Hani bana yardım etmekten bahsediyordun. Ne oldu? Olaya ailenin karıştığını öğrenince vaz mı geçtin? Bu aileyi tanımadığın belli. Sen daha ne olduğunu anlamadan bir çakal sürüsü gibi üstüne üşüş, bütün etlerini lime lime ederler. O zaman bir karar ver Cüneyt. Ailenin tarafında mısın? Yoksa benim mi? Ben o kararı çoktan kendi tarafımı seçerek verdim İpek. Neden buluşmak istemene şaşırdım. Hava alma bahanesiyle kendimi dışarı attım. Ev savaş alanına döndü. Yoksa beklediğimiz misafir geldi mi? Kız Çetin ceviz çıktı Necdet. Daha ilk günden Tarık'la birbirlerine girdiler. Ne güzel işte. Kutluları yok etmekten başka hiçbir şey önemsemiyorsun değil mi? Onlar ailem için en büyük tehdit oldular. Tehdidi yok edene kadar elbette başka hiçbir şey önemsemeyeceğim. Ya biz? Böyle herkesten gizlenerek saçma sapan buluşmak canımı sıkıyor artık. Sana boşan diyorum kocandan, boşanmıyorsun. Boşanırsam? Benimle evlenecek misin Necdet? Sana daha önce de söyledim Serap. Ben özgürlüğümü sarı bir halka feda edemem. Ne olacak peki? Ömrümüzün sonuna kadar Tarık'tan gizlenerek mi sürdüreceğiz ilişkimizi? Belli mi olur? Belki Tarık'ın ömrü bizimkinden kısa sürer. İşler dönüyor. Babamın mirasına ortak olan kız... yine babamın can düşmanı Cüneyt'le tanışık çıkıyor. Sence bütün bunlar tesadüf olabilir mi? İpek diye birinin varlığından vasiyet açıklarına kadar kimsenin haberi yoktu. Ama... Burak'ın öğretmeni olduğu için tanışmışlar. Ben bunda komplo teorisi oluşturacak bir şey göremiyorum. Ya annem... Annem de bir şeylerin peşinde olabilir mi? Tarık. Sen paranoyaksın. Ben bunları kafamdan uydurmuyorum. Vasiyet açıklandığından beri dönen olayların farkında değil misin sen? Evet. Sınırsız sayıda düşünceyi ardı ardına sıralayıp... hayali bir gerçek kurmak her zaman mümkün. Haklısın.
Peki. Tamam. Diyelim ki haklısın. Söyle bakalım psikolog bey. Bana ne yapmamı önerirsin? Aziz. Ciddi soruyorum. 10 dakika sonra yemek hazır efendim. Yemek yemeyi öneririm. Tarık Bey'lere haber verdin mi? Hı hı, verdim. Kızın yemeği hazır. Hadi al götür. Terlikse hayvan Tarık'tan sonra bir de bu kız çıktı başımıza. Bu Kutlu ailesi amip gibi bölünerek çoğalıyor Fatma abla, haberin olsun. Amip ne kız? Ay doğru ya. Ben senin ilkokul 2 terk olduğunu bir anda unuttum. Vur. Vur vur. Kaba etlerime iyi geliyor. Kız ben ilkokul 2 terkim de. Sen nesin? Ha? Meslek şeysi kaçkını. Ona bir kere meslek yüksek okul denir anacığım. Öptüm yanaklarını. Kaçık ya. Aman Zöhre, neredesin? Akşam yemeğimiz. Bu evde yemek sofrada yanmıyor mu? Siz odanızda yiyecekmişsiniz. Tarık Bey öyle istedi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bence İpek de bizimle yemek yemeli. Saçma saçma konuşma da yemeğini ye. Niye saçma oluyormuş? Madem o da aileden biri, o zaman o da bizimle yemek yemeli. Daha düne kadar hepiniz kız eve gelecek diye ağlaşıyordunuz. Ne oldu da birden İpek sever oldunuz? Kızı sevmeyebiliriz ama en azından şimdilik bu evde yaşayacaksa bir yaratık gibi onu odasına kapatmanın alemi yok Tarık. Bence oylama yapmalıyız. Enteresan olabilir. Aziz sen de mi? Ne var canım? Bırak işte herkes eteğindeki taşları döksün. Buna ihtiyacımız var. Aslında. Pekala. İpek bizimle yemek yemesin diyenler. Bırak Allah aşkına, oyun mu oynuyoruz? Hadi ama. Peki, İpek bizimle yemek yemeli diyenler? Hanım'a söyle, sofraya bir tabak daha koysun. Sen de git, İpek'i buraya getir. Cavidan Hanım sizi yemeğe çağırıyor. Mert'in yanına oturabilirsin. Afiyet olsun. Su alabilir Vay be. İpek Sedat Kutlu'nun kızıymış ha. Ne olacak şimdi? Ne olacağı belli baba. İpek'i o evde rahat bırakmayacaklar. Kız annesini öldürenin peşine düşmüş. Ne yapsın zavallı? Madem böyle şüpheleri var, polise gitsin. Ben Kutlulardan şüpheleniyorum diyecek de ne olacak? Üvey babayı yakalayıp almışlar içeri.
Yine de bana bu yaptığı umutsuz bir çaba gibi geliyor. İpek'in yapacakları değil, senin yapacakların önemli. Ne demek istiyorsun? İpek'i o ailede yalnız bırakmamalısın evlat. Ne yani, annemin teklifini kabul mü edeyim? Onları sen benden daha iyi tanıyorsun. İpek'in şüpheleri doğru olabilir. Özellikle de o Tarık'ın yapacaklarını biliyorum ben. Hayır, anlamıyorum. Bu İpek denen kızın ailemizi bir felakete sürüklediğini bir tek gören ben miyim? Hı? Sana söyleyeyim. Yakında basının da diline düşeriz biz. Sedat Kutlu'nun gayrimeşru kızı diye basarlar manşet. Canım, biz bunu bir sır olarak sakladıktan sonra nereden bilebilirler ki? Eğer bu sırrı iki kişi biliyorsa, beni mutlaka öter. Neden her şeyi sakladım benle? Yardım et bana anne. Anne, bana yardım et. Öğretmenmiş. Ben size diyeyim, bir haftaya kalmaz bize talebe muamelesi çeker bu. Vallahi orasını sen düşün. Ben bütün gün koşturuyorum. Kızla muhatap olacak olan sensin. Ben ne olacağım be? Ben diplomatik takılırım vallahi. Bomba patladı bile. Yeni gelen kızın haberi gazetelere düşmüş. Vasiyetten kız çıktı. Dolar milyarderi Sedat Kutlu'nun vasiyeti açıklandı ve herkesten sakladığı bir kızı olduğu ortaya çıktı. Aile şokta. Ne bu rezalet? İnsanda biraz ahlak olur be. Ahlak. Sen babam dediğin adam hakkında böyle haberler çıkartmaya utanmıyor musun? Ben kimseye bir şey söylemedim. Bırak be bu palavraları. Aileden biri olduğunu basının da bilmesi işine geliyordu tabii. Sıra yerini sağlamlaştırıyorsun. Bana bak. Ben yaşadıkça sana bu evde ne rahat var ne de huzur. Bunu o küçük beynine sok.
Ömer'i gördün mü abi? Gördün mü ne demek? Nereden öğrendiler zannediyorsun ki? Serap sana. Sen de basına öyle mi? Niye bana öyle yanlış bir şey yapıyormuşum gibi bakıyorsun? Çünkü Serap'ı kullanman hoşuma gitmiyor. Ya o kadın sana aşık. Sen ona aylardır muhbir muamelesi yapıyorsun. Hiç mi acıman yok senin? Bak, bu bir savaş Aslı. Savaşlar acımasızdır. Savaşmak için de acımasız insanlara gerek vardır. Şimdi beni yalnız bırak. Toplantıya hazırlanmalıyım. Efendim? İyi günler Aziz Bey. Gazetelerde çıkan haber için aradım. Babanızın vasiyeti açıklandıktan sonra ortaya çıkan kardeşinizi tekrar hakkında yorumunuz var mı? Tabii. Yorum yok. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ben bunda büyütülecek bir şey görmüyorum. Öyle mi anne? Peki söyler misin? Ailemizin daha fazla rezil olması için ne yapmamız gerekiyor? Benim sokağa çıkıp çırılçıplak dolaşmam falan mı? Eninde sonunda İpek'i öğreneceklerdi. Bunu şimdi ya da sonra olmasının ne önemi var? Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun sen? Dışarısı gazeteci dolu. Okula gidiyorum. Müdür Bey'le görüşeceğim. Öğretmenle devam etme kararı aldım. Duydunuz mu? Öğretmenliğe devam etme kararı almış. Komik misin sen? Bana bak. Ya bu kapıdan dışarı çıkarsan bir daha geri adım atamazsın. Acaba? Söyleyin şuna. Nereye gidecekse götürsünler. Gazetecilerle falan da konuşmasın. Ne yaptığını sanıyorsun salak? Efendim abla? Aziz Bey, Olcay Hanım geldi efendim. Olcay mı? Daha erken değil mi ya? Evet, erken geldi efendim. Tamam da abla, sağ ol. Hoş geldiniz Olcay Hanım. Hoş bulduk Aziz Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Randevum saat 2'deydi biliyorum ama daha fazla bekleyemedim. Kusura bakmayın. Önemli değil madem geldiniz. Aziz Bey. Kaynanam yalan söylüyor. Nasıl? Kaynanam diyorum, yalan söylüyor. Olcay Hanım, herkes yalan söyleyebilir. Yani sizce kaynanamın yalan söylemesi ilginç değil mi? Neden ilginç olsun? Çünkü oğlu mitomani. Mitoman. Mitomani hastalığın ismi. Affedersiniz. Ha. Düşünsenize benim sürekli yalanlar söyleyen mitomani hastası kocamın meğer annesi de yalancıymış. Bundan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız sizce? Olay genetik.
Bundan sonra hayatım eskisi gibi olmayacağımı biliyorum. Ama ne olursa olsun öğretmenliği bırakmayı düşünmüyorum. Eğer siz de uygun görürseniz işime geri dönmek istiyorum. İpek Hanım, mesleğinize geri dönmenizi en az biz de sizin kadar istiyoruz. Ancak bu nasıl olacak söyler misiniz? Kastettiğiniz şey hastalığımsa ben artık iyileştim. Hem ayrıca 6 ayda bir tomografiye de gideceğim. Hayır hayır, hastalığınızı kastetmiyorum. Bunu kastediyorum. Siz artık şöhretsiniz İpek Hocam. Peşinizdeki bu gazeteci ordusuyla öğretmenlik yapmayı nasıl düşünüyorsunuz? Koran Bey, bu durum geçici. Doğru söylüyor Müdür Bey, eninde sonunda peşini bırakırlar. Ne düşünüyorsunuz? Peki İpek Hanım, bir daha deneyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Çok sevindim İpekciğim. Umarım bundan sonra senin için daha hayırlı olur. İnşallah. Efendim? İpek, ben Cüneyt. Neredesin? Okuldayım. Gelip seni alayım mı? Konuşmamız lazım. Olmaz, burası çok uygun değil. Çok önemli abla. Peki tamam ama arka kapıya gel. Burası gazeteci kaynıyor. Tamam. Görüşürüz. Zöhre, senden bir şey isteyeceğim. Kimdi o? Cüneyt. Oo, anlayalım. Ya bırak şimdi dalgayı. Şu gazetecilerden kurtulmam lazım. Bana yardım eder misin? Nasıl olacak o iş? Valla Olcay Hanım, kocanız yalan söylemeyi nasıl takıntı haline getirmişse, siz de bu durumu öyle takıntı haline getirmişsiniz. E peki ne öneriyorsunuz? Dışarı çıkın. Ve kendinize en sevdiğiniz tatlı neydi? Çikolatalı pasta değil mi? Bir dilim çikolatalı pasta ısmarlayın. İyi fikir. Damla! İşinize götürmeyi de unutmayın. Haftaya görüşürüz. İpek Hanım nerede acaba? Tamam, sakin olalım arkadaşlar. İpek Hanım biraz sonra gelip size açıklamada bulunacak. Burada bekleyin, olur mu? Siz kimsiniz efendim? Ben Zöhre Çınar. Sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı. Teşekkür Nereye gidiyoruz? Bildiğim çok güzel bir balık lokantası var. Tamam. Ama önce eve uğrayıp birkaç parça eşya almam lazım. Bu gece biraz senin durumunu konuştuk Cüneyt'le. Bak kızım, bu Kutlu ailesi çok tehlikeli bir ailedir. Cavidan'ın, Meltem'in, hatta Aziz'in acayip davranışları vardır.
En tehlikeli olanı ise Tarık'tır. Ne yazık ki kanını taşıdığın adam, yani Sedat Kutlu, pek de iyi bir insan değildi İpek. O ve Tarık şirketi yıllarca illegal yöntemlerle yönettiler. Nasıl illegal? Rüşvet, suistimal, tehdit, ihalelere hile karıştırmak ve vergi kaçakçılığına kadar aklına gelebilecek her türlü pislik ve ahlaksızlık. Cüneyt şirketteyken bunları önlemek ya da temizlemek için çok çaba sarf etti. Ama onu da yıldırdılar. Demek ailenden bu yüzden ayrısın. Onlar benim ailem değil pek. Yani annem Cavidan da olmasa hiçbir şekilde onlara bulaşmazdım. İşte bu yüzden çok dikkatli olmalısın kızım. Özellikle de o Tarık konusunda. Yorgun görünüyorsun Orhan. Bugünlerde istihbarat işleri eskisinden daha yorucu ve daha tehlikeli olmaya başladı. Merak etme. Seni çok yormayacak küçük bir işim. Nedir? Gazeteleri okumuşsundur. Evet. Medya bütün ipliğinizi pazara çıkarmış. Öyle. Bu haberi basına kimin sızdırdığını öğrenmek istiyorum. Bunun altında Necdet'in olduğunu ikimiz de tahmin edebiliriz. Tahmin etmek istemiyorum Orhan. Emin olmak istiyorum. Eğer bu işi yapan Necdet şerefsizi ise... ona küçük bir ders vereceğim. Al bakalım. Merak etme. 2000 fazla. Tarık ne kadar tehlikeli olursa olsun ben o evde kalmaya mecburum. Hiçbir şeye mecbur değilsin İpek. Bu cinayetin arkasında Tarık ya da her kim varsa... tetiği bizzat çekmemişlerdir zaten. Onların gerçek suçlu olduğunu ispat etmen yıllarını alabilir. Cüneyt haklı evladım. Ortada bir ipucu yok ki. Aslında var. Şuna bakın. Nedir bu? H ve A harflerine bakın. Başka bir kalemle yazılmış gibi. Hem başka kalemle yazılmış hem de başkasının eliyle. Vallahi ben bundan hiçbir şey anlamadım. Rahmetli annem bulmaca çözmeye bayılırdı. Buradaki bütün kelimeler onun el yazısı. Fakat bu iki harf farklı. Ne yani, katil oturup bulmaca mı çözmüş? Canım bunu sizin eve girip çıkan birileri de yapmış olabilir. Bu bulmacanın bulunduğu gazete annemin öldürüldüğü güne ait. Üstelik o gün annem evde yalnızdı. Yapma Allah aşkına İpek. Hangi katil cinayet işleyeceği evde oturup bulmaca çözer? Beni öldürmek için bekleyen bir katil. Tamam kızım. Diyelim ki bütün söylediklerin doğru. Ama bu iki harfle bir sonuca varman mümkün mü? Elimde sadece bu iki harf var. Hiçbir şey olmamasından iyidir Salih amca. Öyle olsun. Ama sen şimdilik kutluların yanında dedektifçilik falan oynamaya kalkışma sakın. Eski bir emniyet müdürü tanıdığım var İrfan abi. Bulmacayı ona götürüp yardım isteriz. Tamam. Buraya eğlenmeye gelmedim Necdet. Kraliçemiz bugün bayağı kızgınlar galiba. Evet, kızgınım. Basında İpek'in haberini sen sızdırdın değil mi? Tarık çok kızdı mı? Orada olup onun yüzünü görmeyi çok isterdim. Durup dururken başımıza iş açacaksın. Ya Tarık bunu araştırmaya başlarsa? Ya ipin ucunda benim olduğumu öğrenirse? Ne olacak? Gel bak sana bir şey göstereceğim.
Dedem çok yakışıklıymış değil mi? Evet. Bu fotoğraftakiler kim? Annemle babam. Trafik kazasında öldüler. Affedersin, ben çok üzüldüm. Evet, başlarda ben de üzülüyordum. Ama sonradan bu manyak aileden kurtuldukları için sevinmeye başladım. Akşam çok güzel bir parti veriyorum. Sen de gelmek ister misin? Çok eğlenceli olacak. Hayır, biraz dinlenmem lazım. Sağ ol. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Sana bir tarz yapmamız lazım. Ne tarzı? Kutlu olmanın birinci kuralı trendy olmaktır. Bu saçma sapan kıyafetlerle daha fazla etrafta dolaşamazsın. Ben kıyafetlerimden gayet memnunum. Sağ ol. Eğer Tarık'la aranın düzelmesini istiyorsan, bence onun karşısında biraz daha cool görünmelisin. Birincisi, Tarık'la aramı düzeltmek istemiyorum. İkincisi, insanları etkilemek için pahalı kıyafetlere ihtiyacım yok. Sen bilirsin. Ama sonradan benim haklı olduğumu göreceksin. Bu kız bayağı dişli birine benziyor Fatma abla. Ne oldu? Sana bir laf mı etti? Yok, bana ne diyecek? Meltem'le konuşuyorlardı da. Ben artık Tarık Maruk iplemem tadında laflar etti. Göreceğiz bakalım. İpler mi iplemez mi? Terlik sahiban Tarık bunu alır kölesi yapar valla. Evi düşünsene. Beyaz köleyiz abla. Abla ya. Köle Zahra yok muydu be abla? Hani şeytani kötü adam Signor Leoncio'nun kölesi. Bilmiyorum. Çocukken izlerdik ya. Ben izlemedim. E tabii yani ben çocukken. Muhtemelen sen o zamanlarda eşek kadar kadındın. Kızım kızılcık sopasıyla döverim ha. Yine. Hadi gel şu domatesleri doğru. Aman iyi tamam. Doğrarım. Efendim Serap Hanım. Tarık yanında mı Zeki? Cebi kapalı, ulaşamıyorum da. Hayır Serap Hanım. Holding'de toplantıdalar kendileri. Peki. Teşekkür ederim. Babaanneciğim, bu gece çok eğlenelim, olur mu? Çok güzel bir parti olacak. Ne haber? İyi, sen de. Hazır mısınız? Biz öyle gidiyoruz, tamam mı?
Efendim? Nasılsın diye bir arayayım dedim. İyiyim, teşekkür ederim. İnşallah sözümü dinleyip evde dedektifçilik falan oynamıyorsundur. Hayır, kıyafetlerimi yerleştiriyorum. Kapını kilitlemeyi unutma sakın. Dalga geçme lütfen. Ben çok ciddiyim İpek. O evde tehlikede olduğunu aklından çıkarmaman lazım. Tedbirli olmakta fayda var. Peki. Yarın görüşürüz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.
Sayın çalışma odasına girmeyin lütfen. Ben su alacaktım, odaları karıştırmışım. Bir bardak su alabilir miyim? Tarık Bey çalışma odasına izinsiz girilmesini istemez. Ben size su getireyim. Ben de size onu soracaktım. Cüneyt teklifinizi kabul etti mi? Henüz değil. Ama hislerim bana kabul edeceğini söylüyor. Bu hisse nereden kapıldınız? Çünkü ailemizi onun da ilgisini çekecek biri katıldı. Cüneyt'in İpek yüzünden sizin teklifinizi kabul edeceğini mi söylüyorsunuz? Evet. Bu kadar emin olmayın lütfen. Eminim Nadir. Su akar yolunu bulur. Merak etme sen. Keyifler yerinde be! Evet! Aldığımız yerden devam edelim. Gelsene bak seni babaannemle tanıştırayım. Babaanneciğim, tanıştırayım. Bu Mike, kendisi rapper. Hello Mike. Hi. Neciydi demiştin? Rapper. Rap müzik yapıyor yani. Hani bir tane adam vardı MC Hammer diye, sen çok severdin. Kentaş List diye şarkısı vardı, hatırladın mı? Onun gibi yani işte. Aa, tamam tamam. Meltemciğim biz kaçalım artık. Tamam babaanneciğim, çok teşekkürler geldiğiniz için. İyi eğlen. Neredesin? Liseden bir arkadaşımla beraberim. Kimmiş o? Başak. Bu gece kalmam için ısrar etti. Ben tanıyor muyum bu Başak'ı? Sen tanımazsın. Nerede oturuyor? Silivri'de. Bu gece beni bekleme. Yarın görüşürüz. Ne demek beklemedim? Alo.